Testlerimiz belli yerlerden kaldırıldı. Buna mukabil bizim beklediğimiz aslında bütün kapalı yerlere girenlerin, seyahat edenlerin, uçağa binenlerin ve taşıma araçlarını kullananların aşı mecburiyetine getirilmesiydi. Ama bu olmadı. Bunun yerine belli yerlerde PCR testi yapılmasına devam edilecek ama belli yerlerden kaldırıldı. Sadece semptom olan yani bulgu veren kişilerde PCR testi yapılmasına karar verildi. Bununla beraber de izolasyon süresi 7 güne kadar kısaltıldı. Biz biliyoruz ki Avrupa'da izolasyon süresini 5 güne kadar çektiler. Aslında bunun dayanağı, bunun nedeni koronavirüsün en son varyantı olan, en son mutasyonu olan omikron varyantı. Bunun nedeni budur. Bütün Avrupa'da ve Türkiye'de. Omikron varyantının daha önceki delta varyantına göre daha yumuşak seyretmesi, ölüm oranlarının az olması, yoğun bakıma yatışlarının az olması insanları bu tip tedbirlerin birazcık daha gevşetilmesine doğru bir harekete kaydırdı. Çünkü bir yandan da siz sosyal hayatta işinizi yapmak zorundasınız, ekonominizi korumak zorundasınız. Kaldı ki hastanelerinizde uzun periyotları olan izolasyon sürelerini uyguladığınızda çalışacak doktor ve hemşire bulamayabilirsiniz. Dolayısıyla bu periyodun biraz kısalması lazım ama bunun tıbbi bir delili de var. Şöyle ki biz biliyoruz ki omikron varyantında da bir semptom ortaya çıktığı günü bugün kabul edersek bundan iki gün öncesinde bulaştırıcılık başlıyor ve semptomun ortaya çıkışından üç gün sonrasına kadar bulaştırıcılık maksimum şiddetli. Yani semptomun ortaya çıkışını baz alırsak İki gün önce ve üç gün sonrasına kadar olan bu beş günlük zamanda veya altı günlük zamanda bulaştırıcılığın neredeyse %90 olduğu en yüksek zamanı bu zamanlar. Daha sonraki zamanlar ise bulaştırıcılık yine nispeten var fakat bu kadar yoğun değil. Çok çok azalmış, çok çok seyreltilmiş durumda bir bulaştırıcılık var. İşte bu delillere dayanarak bilim kurulu da inkübasyon süresine bakarak, omikron virüsü çünkü inkübasyon süresi 2-3 gün bildiğiniz gibi çok kısa. Buna bakarak dedi ki izolasyon süresini 7 güne indirdik. Evet bu Avrupa ile kıyaslandığında doğru ve makul bir karar. Fakat şurada vatandaşlarımız şöyle bir yanlış algıya kapılmasınlar. Bu 7 güne devletimiz veya bilim kurulu veya Avrupa'daki bilim insanları bunu 7 güne indirdi diye 8. gün kesinlikle bulaştırıcılık olmayacak anlamına gelmez. 7 gün makul bir süredir çünkü ilk öncesi 2 gün ve sonrası 3 günü kabul edersek 5 günlük bir sürede ciddi bulaştırıcılık oranı vardır. Ondan sonra bu oran giderek azalmaktadır ve 8. gün belki çok çok az yani %10 seviyesinde bir bulaştırıcılık olacaktır. Bundan da korunmak için zaten ne diyoruz? Maskemizi, mesafemizi ve hijyen kurallarımızı aynı şekilde uygulamaya devam ediyoruz diyoruz. Dolayısıyla bilim kurulunun aldığı bu karar Avrupa ile paralel olduğunu düşünürsek nispeten doğrudur. Ama Avrupa bir şeyi farklı yapıyor. Neyi farklı yapıyor? Kapalı yerlere girişlerde, toplu taşıma araçlarını kullanışlarda ve araçlarla seyahatlerde, uçak seyahatlerinde mutlaka aşıyı zorunlu tutuyor. Aşı zorunlu olduğu için de dolayısıyla korunma daha fazla sağlanmış oluyor. Bizim zaten en büyük derdimiz aşının zorunlu hale gelmesi. İnşallah zorunlu hale gelir de bu pandemiyle daha çabuk, daha kolay baş edebiliriz ve daha çabuk ülkemizden gider. Çünkü eğer ki biz bu omikron varyantının madem yumuşak geçiyor, madem hafif geçiyor, o zaman bu avantajı çabuk aşı olarak değerlendirirsek o zaman belki de omikrondan sonra gelebilecek örneğin bir P varyantının daha ağır geçebileceğini veya geçmeyeceğini kimse garanti edemez. Dolayısıyla önümüzdeki bir varyanta karşılık daha korunmalı, daha hazırlıklı olmamız lazım. Bununla beraber tabii ki her zaman pandemide en önemli şey maske, mesafe ve hijyen kurallarına azami ölçüde hala uymamız gerektiğidir. Unutulmasın. Bilim kurulu ne karar alırsa alsın, Sağlık Bakanlığı pandemi artık dünyada bitmiştir veya ülkemizde bitmiştir demedikten sonra biz maske, mesafe ve hijyen kurallarına aynı şekilde uymalıyız ve
mutlaka eksik aşılarımızı da tamamlatmak zorundayız.